Her yıl yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 36. yaşını kutluyor. TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği ve 820 yayın evinin katılımıyla düzenlenen fuarın bu yılki teması ise İyi ki varsın edebiyat. Kitap tutkunlarının her yıl merakla beklediği Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 36. kez kapılarını açtı. TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği ile hayata geçirilen fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Yurt içi ve yurt dışından 820 yayın evinin katılımıyla düzenlenen fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinden oluşan toplam 295 etkinlik ve 3000'den fazla yazar okur buluşması gerçekleşecek. İlk olarak 36 yıl önce bir otelin bodrum katında başlamış bir fuardan söz ediyoruz. Daha sonra İstanbul Tepebaşı'nda yıllarca yer aldı. Orada da ilgi çok büyüktü. Sonra da Beylikdüzü'ne buraya taşındı ve yıllardır da burada düzenleniyor. Evet, İstanbul'un biraz dışı, ulaşım uzak belki ama yine buna rağmen her yıl ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Etkinlik sayısı, katılan yayın evi sayısı, çok güzel bir talep var. Yani kitaplarla insanların, okurların, yazarların buluştuğu en önemli etkinlik ve dünyada da baktığınız zaman bu kadar büyük katılımcının olduğu, ziyaretçinin olduğu fuar çok az sayıda. Bu yüzden de hem Türkiye'de kitaba verilen önemi, yazara verilen önemi gösteriyor. Bu yıl İyi ki varsın edebiyat temasıyla kapılarını açan fuarın onur yazarı Ayla Kutlu olurken, onur konuğu olarak davet edilen Kore İpek Yolu'nun iki ucu, Türkiye ve Kore başlığıyla ülke kültürleri ve yayıncılıkları üzerine bir dizi etkinlik düzenliyor. Fuarda yerli edebiyatçı ve yazarların yanı sıra Bethany Huggins, Fabian Escalante Font, Margaret Roors, Dmitri Gulukovski gibi tanınmış birçok uluslararası isimde okuyucuyla buluşuyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 600 bin katılımcı sayısına ulaşan fuar, bu yıl sadece ilk iki günde 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Önceki yıllara göre katılım daha iyi. Herhalde bilinç seviyesi giderek yükseliyor. Biz bu yoğunluğu beklemiyorduk. Diğer kitap katılımcıları arkadaşlarla beraber de görüşüyoruz. Epey bir yoğunluk var. Fuar vesilesiyle yazarlarımızla buluşuyoruz, okurlarımızla buluşuyoruz. Yani katılım anlamında biz çok mutluyuz. Yani beklentimizin üzerinde bir katılım var. 4 Kasım Cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından açılışı yapılan ve 9 gün sürecek fuar özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Okullar ciddi bir şekilde katılıyorlar burada. Bu kadar çok çeşit kitabı görünce birçoğunun buradan kitap alıp gittiğini görüyoruz. Ayrıca yeni yazarların kendilerini göstermeleri için çok güzel bir alan burası. Türkiye edebiyatının da ne kadar genişlediğini, özellikle yerli yazarların ne kadar arttığını hafta sonu imza günlerinde görebilirsiniz. Hakikaten salonlar hınca hınç doluyor imza kuyruklarında. Geçen yıl bir konuşma yaparken TÜYAP'ın ilk açıldığı sene içeride 56 bin kitap olduğunu söylemişti Bülent Bey. Geçtiğimiz Ekim ayında 56 bin çeşit yeni kitap basıldı Türkiye'de. Dolayısıyla nereden nereye geldiğinizi ortaya koymak için çok önemli bir gösterge. Dünyanın en saygın kitap organizasyonlarından biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı hafta içi 17-19, hafta sonu ise 17-20 saatleri arasında ziyaret edilebilir. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden organizasyon 12 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.